أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak
ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındadır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine bir İslam ve İnsan programında birlikteyiz. Günümüz aydın olsun. Feyizli bir ay içerisinde, üç ayların tam da ortasında bir Berat Kandili'ne yaklaşmaktayız. Bu kandil sohbetini yapmak üzere Kahramanmaraş'ımızın Dulkadiroğlu ilçesi müftüsü Sayın Ali Can Bolat hocamızı davet ettik. Sağ olsunlar teşrif ettiler. Sizler adına hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben de herkese hayırlı günler diliyorum. Allah razı olsun hocam. Tabii çok feyizli bir mevsim içerisindeyiz. Üç ayları idrak ederken az önce kamera arkasında da konuştuk. Evet, tam ortasına geldik artık. Üç aylar, hatta Ramazan'da saymazsak Ramazan'a yaklaşmak üzereyiz. Son durak Ramazan'dan önce Berat Kandili programında tabii acı bir dönemin, depremin henüz üzerimizdeki acıları devam ederken buruk bir seneyi devriye yaptık ve müteakibinde de böyle bir Ramazan'a gireceğiz efendim. İsterseniz biz Şaban ayında neler yapmalıyız? Hani biraz daha Ramazan ayına yaklaşınca hep duyarız ya, böyle işte oruçları biraz daha artırırdı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam. Ve hemen Berat Kandili'ne de hazırız. Ne yapabiliriz, ne yapmalıyız? Bu sohbetimizi böyle açarsak uygun olur, evet, diye düşünüyorum efendim. Tekrar saygıdeğer izleyicileri, selamların en güzel olan Cenab-ı Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Tamam, tüm Kahramanmaraş'ta yaşayan, Kahramanmaraşlı olup da bulundukları yerlerden bizleri izleyen kardeşlerimize de hep hayırlı günler diliyorum. Rabbim ömürlerini hayırlı eylesin, hanelerini huzurlu eylesin, sofralarını bereketli eylesin, çoluk çocuğunu imanlı, ibadetli, ahlaklı eylesin inşallah. Amin hocam. Üç aylar dediğimiz zaman, aslında üç aylar dediğimiz zaman dilimi ibadet ve dua, zikir, tevbeyle dolu olan bir şeydir. Her şeyden önce şunu bilelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan duası, Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve Ramazan'a kavuştur duası bizim için her zaman için baş tacı olmalı. Ve bulunduğumuz her yerde Recep'in, Şaban'ın mübarek kılınması ve Ramazan'a hayırlısıyla kavuşma konusunda Rabbimizden niyazımız olmalı. Bunu bolca söylemeliyiz. Ve gayretimiz olmalı. Evet, Recep ayı geride kaldı. Şaban ayının da yarısına doğru yaklaştık. Ama şunu unutmayalım. Zamanlar içerisinde, zamanların mekanları içerisinde, mekanların birbirinden ayrı kıymeti var. Allah Azze ve Celle bazı mekanlara ayrı bir değer katmış. Mesela Arafat gibi, mesela Kabe gibi, mesela Mescid-i Nebevi ve etrafındaki Civar-ı Rasul diye isimlendireceğimiz Medine gibi, Mescid-i Haram'ın etrafındaki Mekke gibi, Müzdelife gibi, Mina gibi, oraların değeri, kıymeti nasıl farklıysa, zamanlar içerisinde de bir takım zamanları diğerlerinden üstün kılmış. İşte bunlardan bir tanesi Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı diye. Ama hepsinin sonucunda ulaşacağımız nokta şudur: bunlar hepsi bizi manen Ramazan'a hazırlık doğrultusunda olan şeylerdir. Ama Recep'in kendine göre kıymeti, Şaban ayının kendine göre kıymeti, Ramazan'ın kendine göre kıymeti vardır. Özellikle ve bu aylar içerisinde de kandiller vardır. Hani bazen diyorlar kandil var mı, yok. Evet kardeşim, kandil var.
kandil yok lambanın ismi falan değil efendim. Kandil bizim kendimizi Rabbimizin evet. rızasına ulaştıracak yollar aramanın vesilesidir, kesinlikle. Sebepleridir. Yani o gün biz diğer zamanlara göre daha çok Rabbimizin rızasına kavuşma uğruna çalışıyorsak, namazlarımızı, niyazlarımızı ve belli şeyleri çoğaltıyorsak bu bizim güzellik demektir. Ya da o günleri böyle hatıratlarımızda tutup kendimizi şöyle bir ne durumdayım bir muhasebeye çekebiliyorsak, değil mi Sayın Hocam? Yani bundan güzel yani olmaz. Bunun en güzel örneği şudur herhalde Fatih Hocam. Mesela 6 Şubat. Yani bir sene geçti üzerinden. Nasıl insanlarımız 6 Şubat'ta farklıydı? 6 Şubat'ı farklı yaşadılar. Farklı yaşadılar. Yani mesela Kapıcam Mezarlığı'nın o günkü aldığı insan sayısına baktığımızda. Demek ki zamanlar içerisinde değer kazanıyor. Evet, ya da hatıraları onlara bir şeyler kazandırıyor. Onun için Şaban ayı ile ilgili şöyle birkaç hatıra söylemeyi istiyorum. Hazreti Ayşe'den mervidir daha çok. Diyor ki Hazreti Ayşe, Resulullah'ın oruç tuttuğunu görüyor. Ya Resulullah, bu ayda çokça oruç tuttuğunu görüyorum. Sebebi nedir diye Şaban ayı ile ilgili sorduğunda diyor ki Peygamberimiz, Şaban ayında ameller Allah Azze ve Celle'ye arz edilir. Ben de amellerimin Allah'a arz edilirken oruçlu olmayı tercih ettim. Bu sebepten dolayı Şaban ayında Allah Resulü Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu rivayeti çıkıyor önümüzde. Evet. Oruç tutuyor. Ne kadar tuttu bilemiyoruz. Bazen belki 3, bazen belki 15. Ne kadar tuttu ama Hazreti Ayşe'nin rivayetine göre daha fazla olduğu söyleniyor. Hatta Berat Kandili ile ilgili o gece Allah Azze ve Celle yeryüzüne tecelli eder. Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri ya da yünleri kadar insanı af-ı mağfiret eder diye söylüyor değil mi? Demek ki özel bir zaman dilimi bu. Özel zaman dilimini iyi değerlendirmek, iyi muhasebe, iyi mukayese etmek gerekir. Biz bugünlerde eğer kendimizi asıl hedefimiz olan Rabbimizin rızasını kazanmak doğrultusunda yönlendirir ve ona göre çalışmaya gayret edersek karlı çıkacak olan biziz. Karlı çıkacak olan biziz. Yani bunu bazen biz sadece oruç ve namaz olarak söylememize gerek yok ha. Ne olarak söyler? Tüm hayatımızla ilgili. Hayatımızla sadakayla olabilir. Değil mi? Sadakayla olabilir. Güzel sözle olabilir. Güzel. Tabii güzel bir kelam. Kavlun marufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetba'uha eza. Güzel bir söz peşinden eziyet getiren sadakadan daha hayırlıdır değil mi? Daha hayırlıdır. Güzel bir söz ile bazen birinin başının okşanmasıyla, bazen birine tebessüm etmek ve onun gönlünü almak suretiyle, bazen bir gönle girmek. Tabii yani bir gönle girmenin yollarıyla ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Bazen evinde kazanı kaynamayan insanların kazanını kaynatmaya vesile olmak, yardımcı olmak suretiyle, belki bazen bir başı okşamak suretiyle, bir yetimin başını okşamak suretiyle, yani bunun sünnetteki ifadelerini çokça görüyoruz. Yani şey mi hocam, burada sizin sıralamaya çalıştığınız özellikler aslında bizim insan olarak hayatımızdaki aksayan yönlerimizi görüp, ona göre hayatımıza tekrar bir düzen verebilmek. O günah hayatı varsa ona çeki düzen verip tevbe edebilmek. Yahut hayatımızdaki o güzel alışkanlıklar varsa onlara devam edebilmenin fırsat günleridir aynı bugün, zamanda. Bugün en efendim? Güzel özelliği de şu olsa gerek. Bazen hadis olarak rivayet karşımıza çıkıyor. Bazen de Hazreti Ömer'in sözü olarak karşımıza çıkıyor. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Mahkeme-i Kübra'da hesaba çekilmeden önce kendi kendinizi hesaba çekin. Yani bugünlerde kendi kendimize bir sorsak, neyi yaptım, neyi yapmadım? Hangi güzellikleri yaşadım, hangi kötülükleri yaşadım? Yapmam gerekenlerden neyi eksik bıraktım? Ya da yapmamam gerekenlerden neyi yaptım konusunu bir şekilde gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum bununla ilgili. Yani muhasebe günleri olmalı. Yani sadece biz hep bunu anlatırken 3 ayları Ramazan'ı ya hazırlık, oruç tutalım, oruçlarımızı çoğaltalım diye söylüyoruz. Evet oruç ibadettir. Resulullah'ın sünnetinde görünüyor. O bize örnek oluyor bu konuda. Ama sadece oruçla örnek olmuyor. Oruç dışında yani ben günde
70 defa ya da 100 defa tövbe istiğfar ediyorum diye niye söylüyor Allah Resulü? Kendi günahlarından dolayı değil aslında, bize örnek bize olsun diye. Örnek olsun. Yani bize örnek olsun diye söylüyor. En güzel şeylerden bir tanesi tövbe istiğfardır, bugünlerde yapılacak. En güzel şeylerden bir tanesi tövbe istiğfardır. Çünkü bununla ilgili Hazreti Ayşe'ye öğrettiği bir dua var. O bizim için yine en güzel örneklerden bir tanesidir. Allahümme inneke affuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Ya Rabbi sen affedicisin. Affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Bu duayla, tövbe istiğfar ile zikretmek suretiyle. Ama asıl tabii sadece elle tesbih alıp da affet ya Rabbi, affet ya. Evet, bu güzeldir, tesbihdir ya da istiğfardır, bu güzeldir ama Allah'ın hoşuna gidecek, hoşnutluğunu kazanacak bir şey ile, bir davranış ile ortaya koyduğumuzda tövbemizin, istiğfarımızın Rabbimizin katına daha iyi ulaşacağını herhalde iyi hesap etmemiz lazım. Ve bir şey daha var tabii, bunu buraya onu söylemeden geçmemiz daha uygun olur diye düşünüyorum. Hı hı. O da şudur, tövbeyi geciktirmeyin. Tövbeyi geciktirmeyin. Yani günahta ısrar etmeyin. Tövbe, elbette öncelikle günahı bırakacaksın ama tövbede de aceleci olmak. Hani ayet-i kerimelerde öyle söylüyor. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا, değil mi? Tam pişmanlık ile tövbe edin. Yani bir şey yapıp sonra ya Rabbi pişman oldum deyip ertesi gün aynı şeyi yapmayın. Değil mi? Tam bir samimiyet ile, tam bir pişmanlık ile tövbe edin. Ayet-i kerimedir bu tabii. Evet. Bunu unutmayalım. Nasuh tövbesi. Evet, nasuh tövbesi dediğimizde işte pişmanlığı ve samimiyeti en güzel şekilde yakalayacak bir tövbe şeklidir. Bu şekilde tövbe istiğfarı çoğaltın diyor. Tövbe peki istiğfarı. Sayın hocam, Allah razı olsun. Şimdi elbette Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyoruz. Bu üç ayların içerisinde ibadetlerimizi şöyle bir gözden geçirip hatalarımıza tövbe ederken aslında sosyal bir hayatı yaşayan, özellikle İslam dini sosyal de bir dindir, büyük problemlerimiz sanki burada. Yani şimdi bizi izleyen seyircilerimiz, evet, belki o geceyi çok rahatlıkla oruçla geçirebilir ya da işte camilerdeki o programlara katılabilir, televizyonda birkaç mevlüt programını izleyebilir ama genelde bizim başarıda zorlandığımız konular toplumsal hayatta, mesela akrabalarla ilişkilerde, çevremizde konu komşuyla olan çekişmelerimiz, küskünlüklerimiz. Özellikle bu deprem sonrası birçok insanda, zaten haliniz de hep duyuyordur. Çünkü muhatap kitleniz hemen hemen aynı kitledeyiz ama size daha yoğun geliyorlar. İşte bu problemler içerisinde çok basit aile ayrılıklarına varan ciddi problemler, çocuklarla olan ilişkiler kesiliyor, boşanmalara giden bir şey var. Aslında biraz bu sohbetimizi bu yöne biraz kaydırarak, özellikle sosyal hayatımızdaki eksikliklerimize de bir şöyle bakmamız lazım olduğunu aslında, bir hatırlatalım aslında isterseniz. Aslında şunu unutmak lazım Fatih Hocam. Beraat, kurtuluş demek değil mi? Beraatını aldı derler ya da mahkemeden beraat etti. Beraat kurtuluş demek. Rabbim cümlemize günahlardan beraatı nasip eylesin. Amin. İnşallah. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani beraat kelimesi kurtulmak demek. Bu kurtuluşu her zaman için sizinle yaptığımız programlarda ya da benim işte bana sıra düşüp de kürsüye çıkıp vaaz ettiğim dönemlerde hatırlattığım bir şey var. Din sadece namaz ve oruçtan ibaret değildir. Din hayatın tamamını kapsayan özelliğe sahiptir. Bir kimse gerçekten beraatını alabilmesi için öncelikle ibadetler gelir. Hiç kimse bunu inkar edemez. Yani namazı, orucu, zekatı hiçbir zaman. Çünkü İslam'ın şartı beştir diyoruz ve evet, bunlardan başlıyoruz. Bunlar mutlaka olması uygulayıp lazım. Uygulayıp yapacağız. Ama asıl beraat hanelerin huzurundan geçer, değil mi? Asıl beraat hanelerin huzurundan geçer. Asıl beraat insanların birbirine katlanmasından geçer. Yani suçuna katlanın anlamı da söylemiyoruz bunu. Ama çok böyle aceleci davranıp, ne bileyim, çok hayatın olması gereken şeylerini depeleyip daha farklı bir şeyler arz etmek ya da en ufak bir hatada, yanlışta hemen üzerine gitmek suretiyle hayatları yıkma, boşanmaya yönelmek. Tabii haneleri huzursuz hale getirmeye benzeri şeylere gitmek değil. Beraat asıl itibarıyla birlikte yaşamayı sağlamaktır. Yani
Yani beraat, hanedeki huzuru en güzel hale getirmek demektir. Asıl beraat. Asıl beraat odur. Asıl beraat. Ama şunu da söylemeden geçmeyelim. Buyurun sen. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Tabii biz beraat yaşıyoruz ya. Beraat kandili diyoruz. Beraat kandili nedir? Yeryüzüne Allah Azze ve Celle nazar eder. Melekler iner ve burada işte bu kadar insanın günahı affolunur. İşte Şaban ayı içerisinde ameller Allah'a arz edilirken insanların iyi durumda iyi olduğu durumda, şekilde iyi haller üzerinde iyi haller üzerindeyken bulunması. Hani buna şunu da ekleyebiliriz. Bütün bu kandiller özellikle de Kadir Gecesi için söylüyorum bunu. Çünkü en önemli Ramazan ayı içerisindeki Kadir Gecesidir. Şaban ayındaki berat ondan önemsizdir anlamında söylemiyorum ama Kadir Gecesi ile ilgili Kur'an ayeti vardır ve bin aydan daha hayırlıdır diye Allah Azze ve Celle bu şekilde söylüyor ya. Evet. Aslında şöyle bir yorumda fayda var. Şöyle bir yorumda fayda var. O da şu. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i yaratacağı zaman İnni cailin fil ardı halife diye meleklere söylediğinde etec'alü fîhâ diye başlayan ayet Türkçesiyle devam edelim. Yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak kişiler mi yaratacaksın diye meleklerin böyle bir arzı var. Evet. İtiraz demeyelim de böyle bir karşılık vermeleri var. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bu geceler sebebiyle, bu kandiller dediğimiz işte Kadir Gecesi ve diğer kandillerle ilgili söylüyorum. Bugünlerde Allah Azze ve Celle meleklerine diyor ki inin bakalım yeryüzüne. Şöyle bir dolaşın yeryüzünde. Bir bakın. O kan dökecek, fesat çıkaracak dediğiniz kullarım ne yapıyor? Ne yaparlar? Melekler yeryüzüne indiğinde o kulları kimisini secdede, kimisini rükuda, kimisini seccade üzerinde, tesbihinde, kimisini tövbe istiğfarında, kimisini duada, kimisini benzeri güzelliklerde. İyi hal üzerinde görürler. Görürler ve o şekilde Allah Azze ve Celle'ye arz ederler ise biz karlı çıkarız. Kesinlikle. Bu işten değil mi? Biz karlı. Ama yine söylüyorum, iyi hal üzerinde olmayı, bu ibadetler, tesbihler, rükûlar, secdeler falan bunlar elbette iyi hal üzerine olmaktır. Ama Peygamberimizin mümin tariflerine baktığımızda karşımıza çıkan şeyleri de beraatımız için, kandilimiz için, beraattaki beraatı sağ taraftan alanlardan olmanın yoluna, için. Yolları için söylüyorum. Mesela bir hadis söylerim. Tebessümüke fî veci ahike sadakatun. Mümin kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır diyor Allah Resulü değil mi? Müslüman kimdir? Elinden ve dilinden diğer emin kimselerin olan, emin olduğu kimselerdir. Yani bir Müslümanın komşusu, akrabası, arkadaşı ve diğerleri diyorlarsa ki ben bundan eminim, bundan bana zarar gelmez. Ben hatta şuradan alalım sözü. Peygamberimizin daha peygamberliğini ilan etmeden önce kullanılan, onun hakkında kullanılan bir şey var değil mi? Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed. Bu ne demek? Hicret esnasında da anlatılır. İşte Hazreti Ali'yi çağırıp da yerine koymasının altındaki asıl sebep, benim yanımda falancanın emanetleri var. Yarın onları sahiplerine ver, sonra gel diye değil mi? Peygamberliğini kabul etmedikleri halde emanetleri emin. Allah Resulü'nün yanında emindi emin değil mi? Dediler. Kabe'de Hacerül Esvet'in yerine konulmasında yarın şu kapıdan kim girerse ona koyduram dediğinde Peygamberimiz girdiğinde herkes memnun olmuş değil sevindi, mi? Yani. En güvenilir, en doğru yapacak olan kimse budur diye. İyi ki Muhammed geldi diyerek sevinçlerini belirtti. Ve benzeri hadiseleri çoğaltabiliriz. Müslüman kimsedir denildiğinde, kimdir denildiğinde elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimse denildiğinde biz genelde başkaları hakkında düşünürüz. Acaba falanca böyle mi, falanca böyle mi diye. Oysa öncelikle kendimiz için düşünmemiz lazım. Evet yani insanlar bana canını, malını, kanını, ırzını emanet edebilir mi diye. Eğer evet diyebiliyorsak ya da komşularımız ya da arkadaşlarımız ya da birlikte çalıştığımız, birlikte olduğumuz insanlar evet bu kimseye ben malımı, canımı emanet ederim, güvenilir bir kimse diyebiliyor ise Peygamberimizin peşinden gidiyoruz ve beraata doğru gidiyoruz demektir. Beraata, mesela ticaretimizde, mesela çalışma hayatımızda, mesela tarla hayatımızda, baba olarak, anne olarak bütün bunlarda beraatı esas almalıyız. Yani beraata giden yollardır bunlar. Bunların hepsinde beraata nasıl ulaşırız gayret etmeliyiz. O gece de bunları toplamak suretiyle daha çok artarak ya Rabbi yüzüm yok ama ben geldim diyebilmeliyiz değil mi? Yüzüm yok ama ben geldim diyebilmeliyiz Rabbül Alemin olan Hazreti Allah'a. O doğrultuda çalışmaya. Hatta niye 3 aylar? Niye
ta Recep'ten başlıyor. İşte merhale merhale hazırlanıyoruz demek. Bir hazırlık, ön hazırlık Ramazan'a. Merhale merhale hazırlanıyoruz demektir. Kur'an ayına hazırlanıyoruz. Onlar nedir? Kadir gecesine hazırlanıyoruz demektir. Çünkü bin aydan daha hayırlı. Bin aydan daha hayırlı bir zamana gidiyoruz demek. İşte Recep ayı içerisindeki kandili, şu anda Şaban ayının ortasına geliyoruz. Şaban ayının ortasındaki o Berat kandilini, İnşallah. Sonra Ramazan ayının sonundaki, bunlar hep hazırlık safhaları. Bu hazırlık safhaları da hepsi kendimiz için bunları yetiştirmek demektir. Onun için tekrar söylüyorum. Bir Müslüman 3 aylarda bunları çoğaltmalı. Recep, Şaban, Ramazan'da hızlandırmalı ama bunun dışındaki zamanlarda da yatmamalı, atıp gitmemeli. Ya da kandillerde bunları artırmalı ama kandil dışında da unutmamalı. Yani sadece kandil gecesi olmamalı bunlar. Sadece kandil gecesi insanlar camiyi hatırlamamalı ya da namazı ya da sadakayı ya da benzeri şeyler hatırlamamalı. Ama ondan önceki dönemde de hayatın tamamında Allah'ın arzu ettiği, istediği şekilde ya da Resulullah'ın öğrettiği şekilde birer mümin, birer Müslüman olmaya devam etmeliyiz. Ama o dönemi de fırsat bilmek suretiyle... Yani muhasebe günlerimiz olmalı sanki. Evet. Bir muhasebe yapıp, biz bu arada ne yaptım? Kârda mıyım, zararda mıyım günleri olarak muhasebe da belki... Muhasebe günleri olmalı ama sadece muhasebe etmekle de yetinmeyip eksiğini tamamlama, tabii ki, noksanını düzeltme, giderme, evet, ortaya düzgün bir şekilde koyma ve düzgün bir Müslüman olarak yaşamaya gayret göstermeliyiz. Onun için şu iki duayı tekrardan hatırlatmayı arzu ediyorum. Buyurun sayın. Bir tanesi Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellena Ramazan. Allah Resulü öyle buyuruyor. Ya Rabbi Recep Şaban'ı mübarek kıl. Niye böyle söylüyor? İşte içinde hazırlıkların olduğu, mübarek olursa bir ay bir insan için ne olur? O ay içerisinde geçer. İnsanın dini anlamında ya da işte amel defteri anlamında bereketli geçer ise kurtuluşa doğru gidiyor demektir. Kesinlikle. Ramazan'a kavuşmak nedir? Ramazan'a kavuşmak da bütün suçtan, günahtan sıyrılma zamanlarını yaşayarak gitmek demektir. Şunu da unutmayalım. 5 gece vardır ki orada yapılan dualar reddolunmaz, kabuldür diye. Allah Resulü'nün ifadesidir bu. Bunlardan bir tanesi Berat Kandili, işte Berat gecesidir. O gecede yapılan dualar reddolunmaz, geri kabul olur diye Allah Resulü'nün ifadesine dayanarak bunu yapıyoruz. Bayram gecelerinde aynı şekilde, cuma gecesinde aynı şekilde bunları yapmak suretiyle onu devam ettiriyoruz. Rabbim bu günleri bu sünnete ya da hadis-i şeriflere ya da bizim örf olarak getirdiğimiz güzel iyilikler, güzelliklerle dolu şeyleri yaşayaraktan ulaşmayı geçirmeyi cümlemize nasip eylesin Amin inşallah. Diyor. Tabii ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müsaadenizle bu bölümü kapatalım. Peki. Kısa bir reklam arasına gidelim efendim. Devamını getiririz inşallah. Evet sevgili izleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız inşallah. Evet sevgili izleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamıza ve sohbetimizin devamına tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Sayın hocam, tabi birinci bölümde bize 3 ayların ehemmiyetinden, özellikle Ramazan'a yaklaştıran ikinci adım olan Şaban ayı ve sanki Şaban ayının da çekirdeği, özü olan içerisindeki Berat Kandili'nden bahsetmeye çalıştınız. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Tabii sık sık cümlelerimizin altında bir pişmanlığı, bir tevbeyi işaret buyurdunuz. Yani bizim her ne ibadetimiz olursa olsun bu ibadetlerdeki eksikliklerimiz için pişmanlık müjdesi verdiniz. İşte Efendimiz Aleyhisselam'dan ve Kur'an ayetlerinden tevbe edebilmenin, o gayret içerisinde olmanın ehemmiyetinden bahsettiniz. O zaman şu soru akla geliyor. Acaba işte bu gecede affedilmeyecek kimseler var mıdır? Onlar kimlerdir? Böyle onları bir işleyerek izleyicilerimiz, Allah korusun, içlerinde böyle durumda olanlar var ise hayatına çeki düzen vermesi adına kimler affedilmeyecek?
sorusuyla isterseniz buradan devam edelim efendim. Evet, peki. Üç aylar dedik Recep. Asıl şu anda Şaban ayının içerisindeyiz ve Şaban'ın nısfı da, nısfı Şaban diye isimlendirilen, Şaban ayının yarısı diye, 15. gecesi diye isimlendirilen Berat. Berat Han diye. Yani kurtuluş. Evet. Berat ve kurtuluşun alınabilmesi için de asıl olan insanın hayatının düzene girmesi ve af ve mağfiretten de faydalanabilmesidir. Hiç kimse kendi ameliyle cennete girmeyi hak edecek kadar bir ortam sağlayamaz. Ancak Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi gerekir değil mi? Allah'ın kesinlikle affetmesi gerekir. Tabii biz Şaban ayını ve Şaban'ın içerisindeki beratı anlatırken hep bu beratın tevbe istiğfar ile tövbe istiğfar ile güçlendirilmesi ve bundan dolayı beraat alınması, tövbe istiğfarın da sadece sözlü kalınmayıp bununla birlikte bir takım sevapların, bir takım güzelliklerin, hatta sosyal hayatın daha canlı hale getirilmesiyle birlikte daha başarılı olunacağından bahsetmeye çalıştık. Herkes affedilecek mi konusunda tabii Allah Resulü'nün, Allah Resulü'nün ya da af dışında kalacaklar, çünkü bir genel af diyor. O gün Allah semaya bakacak, nazar edecek ve Beni Kelp kabilesinin koyunları. Bu çok büyük bir ifade, yani çokluk ifadeden sayı. Evet, çokluk ifadeden sayı. Peki, yani sayısız insan affedilecekse evet. Evet. Peki bunlar bundan dolayı herkes affedilecek mi? Elbette öncelikle şunu söyleyelim. Allah Resulü'nün hadis-i şerifinde geçen ifadeyle böyle birkaç grup insanı sayıyor Allah Azze ve Celle. Bunların evet, hiçbir şekilde af kapsamından faydalanamayacağı. Bunlardan bir tanesi şirk. Allah'a şirk koşmak. Tabii işte Allah'a şirk koşmak denildiği zaman biz evet, Allah'a şirk koşmak denildiği zaman hep böyle puta ve putla ilgili şeyleri söylüyoruz. Tabii şirk öncelikle bu. Müşrik dediklerimiz öncelikle bu. Bu şirke girenler. Onların aslında şunu da unutmamak lazım. Onlara ayet-i kerimede soruluyor. İşte yeri göğü kim yarattı diye sorsan leyagulun Allah der. Elbette Allah derler diyor. Şunu kim yapacak? Elbette Allah, elbette derler. Allah derler. Ayet-i kerimede böyle bir şey var müşriklerden bahsederken. Ama diyorlar ki biz bu halimizle direkt Allah ile irtibat kuramayız. Bize aracılar lazım. Aracılar lazım. Ve araya konulan putları, işte Hazreti İbrahim'in hayatıyla ilgili bölümü ve diğer bölümleri biliyoruz. Putlar olarak görüyor ama puta tapmak ya da şirk denildiğinde akla sadece bunlar gelmemeli. Bunun dışında Allah Azze ve Celle ile irtibata, araya konulan her şey şirk olarak değerlendirmelidir. Bunu unutmamak lazım. Bunu unutmamak lazım. Bunun altını tekrar çizelim mi hocam? Elbette. Allah Celle ve Ala ile kulun arasına girebilecek her türlü her şey. Evet. Yani İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dilerim. Bu şekilde iletmek, bu şekilde kullanmak. Bu da şöyle yanlış anlaşılmasın. Peki o zaman şundan niye yardım istiyorsun, bundan niye yardım istiyorsun diye buradaki yardım isteme Allah'tan istenilecek şeylerdir. Yoksa mesela bir usta duvar örerken işte çırağından ya da yanındaki yardımcıdan harç istiyor, tuğla istiyor falan. Yani her şeyi Allah'tan isteyecektik. Değil mi? Allah'a kulluk anlamında yalnız senden isteriz. Mesela tövbeyi yalnız sana yaparız. Biz duamızı yalnız sana yaparız. Yoksa kullukla ilgili kul olarak birbirimizden isteyeceğimiz şeyler vardır. Kul olarak Allah'tan isteyeceğimiz şeyler vardır. Biz kul olarak Allah'tan isteyeceğimiz şeylerde aracı koymayız. Ya da sadece burası Allah'tan isteriz. Hocam. Öyle evet, değil mi? Kesinlikle. Yoksa insan olarak, insan her zaman için birbirine yardım etmek mecburiyetindedir. İnsanlar, tabii insanlar birbirine muhtaçtır, yardım almak kesinlikle mecburiyetindedir. Peki bu niye öyle demeye gerek yok? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn demek, ibadetimizi sadece Allah'a yaparız ve ibadette hiç kimseyi araya koymayız. Pişmanlığımızı araya ona koymayız. Allah'a elbette iletiriz. Yani ibadetimizi, duamızı, tevbemizi, istiğfarımızı araya hiçbir şey koymadan Allah Azze ve Celle'ye ulaştırırız. Yalnız ondan isteriz. Yalnız ona ibadet ederiz. Yoksa diğer kul olarak isteklerimizi, kuldan olan isteklerimizi de kullardan, işte arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan ya da nereden istememiz gerekiyorsa kesinlikle oradan isteriz. Yani biraz daha bu ayrımı da yapmak lazım. Burası yani çok önemli hocam. Biraz daha açacak olsak tabii ki tevbe edebilmenin yollarını sorabileceğimiz, bilgisini alabileceğimiz, yardımından ihtiyaç duyabileceğimiz bir konu olabilir. Ama tevbeyi kesinlikle Allah'a yapacağız. İstiğfar ona yapacağız ama onun yollarını öğrenebilmek için yardımcı bilgi edinme bilgi konusu edinebilme, ayrıdır. Yardımcı edinme.
Yani bunu öğrenme ve bilgi edinme manasında evet. kullanıldığı zaman olur. Ama onun dışında birileri aracılığıyla olur dediğimiz zaman olmaz. Sen tek başına tevbe edemezsin. Sen tek başına şunu yapamazsın. Hmm. Mutlaka şunun aracılığı dediğiniz zaman bu yanlış olmaz. Olur. Bu mutlaka ve mutlaka Allah'tan isteriz. Yani bu şirkin... Onu, o kelimeyi de çok kullanmak istemiyorum. Bir benzeridir. Evet, o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Onun için özellikle söylüyorum. Bize düşen sadece Allah'tan istemek. Kesinlikle. Sadece Allah'a ibadet Allah etmektir. Bu bölümü bu. İkinci bölümü... Yani Allah'a şirk koşmayı böyle algılayabiliriz, evet, anlayabiliriz. Allah Azze ve Celle bunları hiçbir şekilde affetmeyecektir diyor Allah Resulü. İkincisi ana babayla ilgili bölüm. Anne babaya hizmet, anne babanın ihtiyaçlarını karşılama benzeri şeylerde. Hani İsra suresinde yanılmıyorsam hemen Sübhanellezi diye başlayan ayetlerin biraz aşağısında وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ana baba. Ana babaya üzerine düşen göreve işte bu ayet, sadece bu ayeti ele alalım. Sadece bu ayetteki istenilen şeyi yerine getirmeyenleri Allah Resulü bu statüye koyuyor. Affedilmeyecekler statüsüne koyuyor. Allah Azze ve Celle kendisine ibadet etmeni, ana babaya da iyilik etmeni emretti. İyilik etmeni emretti. Hatta onlardan biri ya da ikisi yanında ihtiyarlar ise onlara güzel davran, meal olarak, daha doğrusu tefsir olarak söylüyorum. Birebir evet, mealde şey olmasın diye, yanlış evet. olmasın diye bunu söylüyorum. Hatta ve hatta öf bile deme. Ve la tegul lehuma öf. Onlara öf bile deme diyor değil mi? Ana babası kendi yardımına muhtaç iken, onun yanında olmayan kimselerin de tövbe, istiğfar ve af konusunda biraz dışarıda tutulacağı Allah Resulü'nün ifadesinden evet. anlaşılıyor. Hatta şunu söyleyelim. Hani bir gün Resulullah hutbeye çıkarken amin, amin, amin diyor. Ne diye sorulduğunda diyor ki, ana babasının biri ya da ikisi yanındayken onlar sebebiyle cennete giremeyen rezil olsun dedi Cebrail Aleyhisselam. Ben de amin dedim diye bu şekilde söylüyor değil mi? Anne baba cennet kapısıdır diye söylüyoruz. Nedir? Cennet annelerin ayaklar altında diye söyleniyor değil mi? Bununla ilgili anne babasına o ayeti kerime, sadece bu ayet almak suretiyle söylüyorum yani. Hı hı. Anne babasına gerekli hizmeti yapması, gerekli ilgiyi göstermesi gerekirken bu yapamayan veya işte yapmayan, uzak kalan ya da biz bunu hayatta bazen yaşıyoruz. Anne babası kendisine muhtaçken hiç yanına gelmeyip de vefat edince kıymete bilen, koşup anam gitti, babam gitti diye işte mevlid okudan ve benzeri şeyleri yapanları ki akıllarını başlarına almasına davet ediyoruz. Kesinlikle hocam. Akıllarını değil mi? Başlarına yani, almasına davet ediyoruz. Anne baba yanında sağ iken kıymetlerini bilmeli. Örneğin özelimizdir ama babam vefat etti. İşte annemle birlikte hem babamıza yapacağımız hem annemize yapacağımız şeyleri bir tek olsa bile ona yapmalıyız. Evet. Yani bu da affedilmeyecek ikinci sınıf insan olarak Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmekte. Evet, bir grupta alkol evet. içmeyi ve faiz yemeyi alışkanlık haline getirip de devam eden kişiler. Yani yine davet ediyoruz. Allah'ın yasakladığı şeylerden bir tanesi içkidir. Kesinlikle haram kıldı. Alkoldür, haram evet. kıldı. Bir tanesi de faizdir. Mümin ve Müslüman olan, Allah'ın rahmetini uman, Allah'ın bağışlayacağı kullar sınıfına girmeyi arzu eden kişiler bunlardan uzak kalmaya gayret göstermesi gerekir. İçki içen ve faiz. İçki ve faizle devam eden yani bunu alışkanlık haline getirip de bunu yapma konusunda çok ileri safhaya gidenlerle ilgili bir hadise bu konuştuğumuz. Yani ondan da pişman olmayanlar affedilmeyecek grup arasında evet. yazılmıştır. Evet Sayın Hocam. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Yani aslında bu konuda sayıyı daha çok artırabiliriz ama birkaç madde daha söylemekte fayda var. O da şudur. Mesela Müslümanlara karşı kindar olan, kin beslemeye davet eden. Müslüman affedicidir diyor. Yani Müslüman bağışlayıcıdır. Huzul affe ve emr bil maruf ve arit anil cahilin. Af yolunu tut. Ama şunu yaptı. Evet. Ne olur yani af yolunu tut. Affetmeye çalış, affeden taraflardan, kinci olma, insanların insanlara kin besleme yönünde olma, sen affedici ol ki Allah da sana karşı affedici olsun. Yani şunu unutmayalım, irhamu men fil art, yirhamukum men fis sema. Yerdeki yani insanlara ya da hayvanlara merhamet et ki, yani burada sadece insanlar gelmez değil mi akla? Kainatta bulunan her canlı, her şey varlık. Gelir. Yerdeki bulunanlara merhamet et ki gökteki sana merhamet etsin. Evet. Yani Allah Azze ve Celle'nin merhametinden
rahmetinden, bağışlamasından istifade etmeyi arzu ediyorsak, yerdekilere karşı merhametli olmamız lazım. Yani hadis-i şerif, yine bir hadis-i şerif, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmesini bilmez. Yani Allah'a şükrediyoruz ya, hep şükür edelim diyor, teşekkür edelim, Rabbimize karşı görevimizi yapalım. Ama Allah Resulü öyle bir yol gösteriyor. Diyor ki insanlara da şükret, teşekkür etmeyi unutmayın. Bir iyilik karşısında yerde kalmayın. Ona karşı bir şekilde görevinizi yerine getirin. Görevinizi yerine getirin. Şu mudur o zaman hocam? Yani teşekkür aynı zamanda zıttı da özür dilemektir. Evet. Özür dilemeden işte tevbe de geçerli olmaz. Yani insanlardan da özür dilemeli. Hatalarını gördüğü, kendi hatasını işlediği durumlardan o insanlardan da özür dileyebilmeli, pişmanlığını da ifade edebilmeli ki gerçek tevbeler sanki böyle oluyor değil mi hocam? Yani evet, insanın kul üzerindeki özrü olmalı ki Allah'ın katındaki zaten tevbesi de geçerli olsun. Zaten şunu da unutmayalım, affedilmeyecek. Yani affedilmemesi, Allah'ın bütün günahları affedeceğini sadece kul hakkını affetmeyelim. Evet. Çünkü öncelikle kullardan özür dilenmesi, hak dilenmesi, helallik dilenmesi gerekiyor. Bununla ilgili onu unutmamak lazım. Ve şunu da söyleyelim bu arada, bunu unutmaması lazım. İnsanlara karşı teşekkür ya da insanlardan özür dileme affın ana hatlarından bir tanesidir değil mi? Affedilebilmesi için öncelikle hak sahibi kimse ona hakkını ödemesi lazım değil mi? Hı. Önce hak sahibi kimse ona hakkını ödeyecek ki, hesaplaşacak ki, af dileyip affedilecek ki Allah Azze ve Celle de o kimseyi affetsin. Yoksa diyor ki kul hakkıyla geleni ben affetmem bu şekilde. Çünkü hak o asıl kimdir? Kulun hakkıdır. Allah kendisine ait hakları affeder. Kendisine ait yanlışları affeder. Ama kul hakkını affetmesi kul için önce kamu hakkı için. Kullardan ve kamudan özür dilenmesi gerekir. Onlardan bir şekilde gidilmesi gerekir. Peki hocam, şimdi izleyicilerimiz sanki hissediyoruz. Bu kul hakkı karşılıklı ödeneceği an şu anda diyor ki hocam vefat etti o kişi. Bir çıkış yolu var mı hocam? Yani vefat etmiş. İki yolu var. Bir tanesi onun mirasçılarıyla ödeşmek. Bir kişi diyelim ki para aldı, borç aldı, geri ödemedi. Geri ödemeden vefat etti. Onun mirasçıları vardır. Mirasçılarına vermek. Bunu bulamıyor ise, ulaşamıyor ise ya da kamu hakkıdır, kamuya ulaşamıyor, veremiyor ise ihtiyaç sahibi fakir fukaraya vermek suretiyle. Burada da illaki olur diye söylemiyoruz abi. Umulur ki affedilir. Onun için acele etmek gerekir. Acele etmek gerekir. Yani hataların affedilmesiyle ilgili kula karşı suçlar var ise kula karşı suçlardan dolayı affedilmek için müracaat etmek gerekir. Allah'a karşı suçlar var ise ona karşı affedilmek için müracaat etmek gerekir. Hatta şöyle bir şey var. Ayet-i kerime. Hatta izâ câhaduhumul mevt. Onlardan birine ölüm geldiğinde قَالَ رَبِّ رْجُعِينَ Ya Rabbi beni geri döndür. Niye? لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتِ Yapmadığım şeylerden bir tanesini yaparım. Yapayım. Evet, yani ibadetti, hataydı, kusurdu, tövbeydi, istiğfardı. Yani neyi yapması gerekiyor ise o kusurlarından af dilemeydi, günahlarından bağışlanma dilemeydi. İşte gönlünü kırdı, annesinin gönlünü almaydı. İhtiyaçlarını gidermediği babasının ihtiyacını gidermeydi. Neyse ismi. Yapamadığı eksikliklerine pişmanlığın. لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا Belki de yaparım. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Kelle. Ya, öyle bir şey yok. اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ غَائِرُ Ağzında dönüp dolaştırdığı bir kelimedir. Diyor ki tefsirciler, o insana fırsat verilse yine eskisi gibi devam eder. Niye? Çünkü ölüm, affedersiniz, uyku yarı ölüm gibidir. Gözü kapattığı zaman öldün demektir. Öldün demektir. Sabah gözünü açtığın zaman işte sana fırsat verildi demektir. Yapmadığın şeyleri yeniden yap demektir. İhtiyaç duyduğun o şeyleri sana verildi. Zamana ihtiyacın var diyordun. O zaman sana verildi. Hadi onları yap demektir değil mi bunun değil manası? Kelle inneha kelimetun huve kâilu dedikten sonra diyor ki arada bir tane perde vardır. Yani artık ölen kişinin dünyaya gelmesi mümkün değildir. Arada perde vardır. Nereye kadar? Yevme yubasun, yeniden diriltinceye kadar gidecektir. Hiç kimse geri dönmeyecek. Yevme yubasun denildiğimizde de şunu unutmamak lazım.
Ve la tuhzini yevme yub'asun. Ayetlerin, kelimeler birbirini hatırlattığı için söylüyorum. İbrahim Aleyhisselam duasında diyor ki, ya Rabbi, yevme yub'asun da, yani insanların yeniden diriltildiği günde beni mahcup etme. Peygamber söylüyor ha. Defaatle sınanmış, imtihan olunmuş bir peygamber İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi, ben yeniden dirilteceğin gün beni mahcup etme diyor. Beni mahcup etme. Peygamber babası çocuğunu bırak demiş, gitmiş, bırakmış ve benzeri sınavlardan geçmiş. Kes demiş, kesmeye yeltenmiş falan. Belli sınavlardan sadat geçmiş ama buna rağmen insanların yeniden diriltildiği günde beni mahcup etmedikten sonra arkadaki ayet bunu daha iyi destekliyor. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ İlla men etallaha bi kalbin selim. Çünkü o gün ne mal fayda verir, ne evlat fayda verir. O gün ancak ve ancak salim bir kalp fayda verir. Evet. Salim bir kalp fayda verir. Onun için devam edelim hocam. Peki, şeye. Bir iki daha madde var, onu da söyleyeyim. Onlardan bir tanesi de şuydu. Akraba ile ilişkisi kesenler de af kapsamı dışında biraz dışarıda bırakılanlardandır. Hadis-i şeriflerden anladığımız nokta. Yani biz şunu unutmayalım. Her cuma namazı kıldığımızda hutbeyi okuyan imamımızın okuduğu son ayet neydi? Son ayet. Evet. İnna Allah'a ye'muru bil adl değil mi? Vel ihsan ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel münker. Akrabaya vermeyi, yani akrabayla sıla-i rahim diye isimlendiriyor. Bu verme kelimesi, ita'i akrabaya verme kelimesinden maksat sadece para vermek, mal vermek, ekmek vermek değil. Aslında onlar da var ama aslı elbette. Birlikte olmak, onların yardımında olmak, onların güldüğü zaman gülmek, ağladığı zaman ağlamak ya da onları ağlatmayıp güldürmek. İyi zamanda da, zor zamanda da yanında olmak. Evet. Yani bu konuda da o kısmın içerisinde bulunacak kişilerden, daha doğrusu af kapsamının dışında kalabilecek kişilerden biri de akrabayla olan ilişkilerini kesenler. Ve maalesef biraz önce söyledi de sosyal hayat diye. Şu anki sosyal hayatımızın en büyük problemlerinden bir tanesi de bu olsa gerek. Evet. Peki hocam, tabii az önce Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o saatte beni mahcup etme, o kıyamet saatindeki cümlesinden, duasından sonra o gün herkes mahcup olacak mı? Yani affedilmeyecek kul var mıdır Sayın Hocam? Bu konuda her şeyden önce Allah-u Alem diyelim. Allah bilir. Kudur Rabbi Alem. Evet, Allah-u Alem, Allah bilir ama Rabbimin Kur'an'daki genel ifadeler ya da Allah Resulü'nün bize öğretisine baktığımızda şunu görüyoruz. Allah rahmet sahibi, merhamet sahibidir. Amen. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz değil mi? Rahman ve Rahim olan ne demek? Dünyadayken mümin ya da mümin olmayan bütün kullarına merhamet eden ama ahirette de sadece mümin kullarına merhamet eden diyoruz. Merhamet edecek olan Allah'tır. Evet. Ama şunu unutmamak lazım. Hadis-i şerif bizi uyarıyor yine. Biz nasıl olsa Allah bizi affedecek diye güvenmeyelim. Ayet-i kerimenin tam hatırlayamıyorum ama şu anda ne diyor? Şeytan sizi aldatmasın. Neyle aldatmasın? İşte Allah nasıl olsa merhametlidir, hepimizi affeder cümlesiyle aldatmasın değil mi? Allah Azze ve Celle sizi aldatmasın, sizi güvendirmesin. Şeytan sizi güvendirirdi. Ya boş ver, Allah merhametlidir. Ya boş ver, Allah her şeyi affedendir diye sizin günahları hunharca hiç dikkat etmeden yapmanız konusunda şeytan sizi o tarafa iva etmesin, tabii, kolaylık göstermesin. La tettebiyu hutuvati şeytan. Şeytanın peşinden gitmeyin. Şeytan nereye götürür? Şeytan yanlışa götürür değil mi? Hatta şunu söyleyelim. Elem ahad ileyküm ya beni Adem ella ta'budu şeytan. Ben size tembih etmedim mi? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ben size tembih etmedim mi? Ella ta'budu şeytan. Şeytana uymayın, ibadet etmeyin, inanmayın, onun peşine gitmeyin. İnnehu lekum aduvvun mubin ve ne'buduni. O sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytana uymayın, bana tabi olun demedim mi? Allah Azze ve Celle böyle diyeceğim diyor. Evet. Yasin suresinde biliyorsunuz. Yasin suresinde diyor ki, işte o gün cennetlikler böyle bir yerde oturmuşlar. Hanımlarıyla, eşleriyle birlikte, işte diledikleri, istedikleri her şey huzurunda.
Sonra bir nida geliyor arkasından. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ayrılın şu tarafa günahkarlar. Sonra diyor ki اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي adam. Ben size tembih etmedim mi? Neyi? Şeytana uymayın diye. Şeytanın peşinden gitmeyin diye. Uyanlarla uymayanlar. Evet. Bana için. Uyun demedim. Evet dedi. Hiç kimse bunu inkar edemez. Evet dedi. Öyleyse ne diyelim? Allah Resulü bu konuda herkes affedilecek mi, edilmeyecek ya da işte kim? Şöyle bir uyarıda bulunuyor bize. El keyyisu men dâne nefsâ. Akıllı kişi nefsine hakim olandır. Yani günaha gitme konusunda kendisini frenleyendir. İbadeti eksik etme konusunda, şeytana tabi olma konusunda. Yani nefsine hakim olandır akıllı kişi. Ya işte ne olsun, tövbe ederiz, Allah affeder gibi kendi kendini aldatma ya da şeytanın kendi kendisine aldatmasına uymayan kimse. Ve amile lime ba'del mevt. Ve sonra da ölümden sonrası içinde çalışan kimsedir. Akıllı kişi nefsinin peşinden gitmeyip ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Vel acizu men ittaba nefsehu heva. Kendi nefsine, hevasına uyup ondan sonra da Allah'tan eman dileyen kimsedir. Yani ibadet yok, itaat yok, saygı yok, neyse Allah'ın Kur'an'da istediği, Resulullah'ın hadis-i şeriflerinde tarif ettiği Müslümanlıkla ilgili bölümler yok ama ondan sonra Allah affeder. Allah affeder diye bu şekilde kendi kendini kandıran kimselerle ilgili bir ölçü koyuyor. Akıllı kimse ve akıllı olmayan kimse. Yani o zaman Allah en iyisini bilir cümlesini, kul günahtan tevbe etmeye ve Allah'tan mağfiret dilemeye çaba sarf edecek. Umulur ki günahlardan arınmasına Rabbim vesile olur ve affeder. Böyle diyebilir miyiz hocam? Şöyle bağlayalım burayı. Ayet-i kerimeler bizim önderimiz, rehberimiz olsun diye kesinlikle söylüyorum. Buyurun hocam. Şöyle bağlayalım burayı. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine emenu tegullah. Öncelikle şu, Allah hep bunu kullanıyor. Ey iman edenler, takva sahibi olun. İttakullah. Allah'tan korkun. Öyle demiyoruz biz. Ne diyoruz? Takva sahibi olun. Yani nedir? Takva nedir? İyi kötüyü ayırıp Allah'ın en iyi korkan. Evet. Allah'ın tarafında olmak. Allah'ın istediği şeyleri yapan kimse olmak. Ya eyyühellezine emenu tegullah. Ey müminler, takva sahibi olun. Vel tenzur nefsun ma gaddemet li gadin. Yarın için herkes ne hazırladığına baksın. Tövbe. Ya da işte berattı, Ramazan'dı, Kadir Gecesi'ydi. Bunlar elbette insanlar için hazırlanmış güzel şeyler. Ölçektir. Fırsat yerleri ama hiçbir şey yapmayıp da bunlardan yaralanmak değil. Önce takva sahibi olun. Yarına ne hazırladığınıza bir bakın. Bakın şöyle. Değil mi? Yarına ne hazırladığınıza bir bakın. Vettakullah. Allah'tan hakkıyla korkun, sakının. Takva sahibi olun. İnna Allah habirun bima ta'malun. Allah yaptıklarınız hepsinden haberdardır. Öyleyse önce yapabildiğimiz kadar yapmak, sonra da eksik kalan yerler için de bu bize tanınan özel günlerde ya Rabbi eksiğimle, noksanımla hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Eksik bıraktığım yerlerde de senden af diliyorum, mağfiret diliyorum diye Rabbimize yönelmek olmalıyız. Evet. Muhterem hocam, süremizin sonuna yaklaştık. İsterseniz din hizmetleri noktasında tabii deprem büyük bir ölçeğimiz. Geçen yıl Ramazan ayında da Kahramanmaraş olarak bütün bölge belki aynı çalışmaları yaptı ama biz şahit olduk. Ramazan'ın feyzi ve bereketi azalmasın, eksilmesin diye büyük gayretler oldu. Sizin şahsınıza, tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Bir Kahramanmaraş seyircisi olarak da sunumunu yaptığım bu program olarak da. Bu bağlamda bu yıl tabii üzerinden bir yıl geçti. Birçok hizmetimiz rayına oturdu. İsterseniz bu din hizmetlerinden böyle süremizin el verdiğince sizden haber almak istiyoruz. Çünkü deprem en iyi Dulkadiroğlu bölgemizde hissedildi. Kayıplarımız oradaki gerek inşaat gerek can kayıplarımız çok fazla. Evet. O açıdan biraz da bu konuyla ilgili izleyicilerimize bir evet. haber verelim. Din hizmetleri anlamında efendim. Yani bizim camiler ve Kur'an kurslarımız anlamında söylüyorum. Dulkadiroğlu ilçesi olarak çok sayıda camimizi kullanılamaz hale getirdi deprem. Bu 90'lı bir sayı olarak söylüyoruz.
Geri kalan camilerimizle, Kur'an kurslarımızla ilgili de elhamdülillah birçoğu gerekli tadilat yapılmak suretiyle hizmete açıldı. Üzerinde işte ihtiyaç olan yerler neyse onlar tadilat yapılmak üzere hizmete açıldı. Ama şu anda yine de sayısı azımsanmayacak kadar camimiz bununla ilgili perişan vaziyette. Ya yıkılmış, ya ağır hasarlı, ya orta hasarlı şekilde. Yani camiye girilemeyecek. Girilemeyecek şekilde. Şu anda bugün itibariyle söyleyeyim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın teknik ekipleri, 3 tane mühendis arkadaşımız şu anda bizim Dulkadiroğlu'nda camileri tekrardan gözden geçiriyor. Yeniden ağır hasarlı ya da orta hasarlı olmayıp da kullanılabilecek olanlarla ilgili bir çalışması var. İnşallah iyi bir sonuç alırız diye düşünüyorum bununla ilgili. Ama yine de din hizmetlerinin yürütülmesinde açabildiğimiz camilerimizi açtık. Hafif hasarlı olup da tadilat yapılacak camilerimizi açtık. Açamadığımız camilerin yanındaki taziye evlerini, kullandığımız taziye evleri var şu anda. Cami olarak kullanıyoruz. İbadet olarak kullanıyoruz. Hatta Ramazan'da da yine teravih namazları için onları kullanmaya devam edeceğiz. Ya da kültür evi diye isimlendirilen yerlere kullanmaya devam ediyoruz. Kullanacağız yine yani aynı şekilde. Toplumun hizmetine sunulmuş evet. Taziye evleri, kültür evleri, işte okuma salonları gibi yerler kullanmaya. Hatta artı geçen depremin hemen arkasından oluşturduğumuz çadır mescitlerden de istifade ediyoruz. Şu anda çadır mescitlerimizde de Ramazan'ı atlatmaya çalışacağız. Atlatmaya çalışacağız derken şöyle söyleyelim. Ramazan'ı en güzel şekilde yaşamaya, mukabelesiyle, teravihiyle, beş vakit namazıyla nereyi bulduysak orayı anlamında. Çünkü yeryüzü size mescit kılındı. Sözü bizim için düstur olmuştur. Camimiz olan yerlerde, camide, diğer yerlerde ve olmadı. Çadır mescitlerimizde bunu geçirmeye çalışıyoruz ama şurası da var. Bizim şu anda geniş bir çalışmamız var. Burada bize yardımcı olan Mimarlar Odası, Kahramanmaraş Mimarlar Odası projelendirme konusunda desteğimiz olacak inşallah. Çalışıyorlar şu anda. Artı esnaftan arkadaşlarımız ve ticaret odası. Evet. Bununla ilgili geniş bir çalışmamız var. Sonuca ulaşabilirsek çok hayırlı olacak diye düşünüyoruz. O ayakta olmayan camilerimizi ayağa kaldırabilmek için. Ama bir taraftan da temeller atıldı. 4-5 tane camimizin, yıkılan camimizin temeli atıldı, yeniden yapılıyor. Tamam. Ve artı Kur'an kurslarımız. Mesela bugün 2 tane Kur'an kursumuzun açılışını yaptık cami bahçemizde. 2 tane Kur'an kursumuzun açılışını yaptık. Prefabrik Kur'an kursu yapıldı. Onu soracaktım. Prefabrik olarak evet, mı yapıldı evet, hocam evet, bunlar? Prefabrik olarak yapıldı. Prefabrik Kur'an kursu ama çok da güzel işimizi görecek, hizmet verecek. Özellikle 4-6 yaş Kur'an kursu hizmeti verecek şekilde. Bir tarafını sınıf, şu anda bir tarafını yetişkinler için yine sınıf olarak kullanıyoruz ama gelecekte bir tarafını sınıf, bir tarafını da çocukların oyun alanı olarak kullanacak şekilde devam edeceğiz. Birçok sivil toplum kuruluşları bize evet, destek doğru. oluyor bununla ilgili. Bu destekten de istifade etmeye. İş adamlarımız destek oluyor. Dışarıdan para göndermek tabii. suretiyle inşallah daha da artacak. Yani şunu söyleyelim. Bir cami ya da bir Kur'an kursu çok ucuza denk gelmiyor. Bayağı bir Kesinlikle para istiyor. Gönderilen paraların ya da işte ulaşan paraların ufak tefek tadilatlara ancak yetmesi. Artı bir şey daha söyleyelim. Devletimiz, Diyanetimiz de tadilat için gönderdiler. Diyanet Vakfımız vasıtasıyla gönderdiler. Bazı camiler yine ayağa kaldırmaya çalıştık ama çok kısa soluklu bir şey olmuyor. Yani bu hemen anında bitebilecek bir şey Kesinlikle olmuyor. Kesinlikle hocam. Zaten bir müddet daha devam edecek ama çok gecikmeden de ayağa kalkacağız inşallah. Şöyle bir çalışmamız var. Onu Buyurun. Vatandaşlarımızın da duyması lazım. 150-200 metrelik mahalle camileri projesi şeklinde projemiz o şekilde çıkacak. Ve çok maliyetli olmasın diye yaklaşık 2,5 milyona mal olabilecek şekilde. Yani şu butik camiler evet. kastettiğimiz. O şekilde camiler mi? Ki mahalle camilerimiz bu şekilde hizmet verir diye düşünüyorum. Yani esnafımızdan ya da işte dışarıdaki bizi izleyen iş adamlarından ben de bir cami yaptırabilirim diyebilecek yani kardeşlerimize davet ediyorum. 2,5 milyon evet, mı? Evet, 2.500.000 lira civarında falan. Yani şu anki hazırlığımız, yaptığımız araştırmalar ona getiriyor bizi. Çünkü bu arsası var herhalde zaten arsalar caminin içerisinde. Arsalar var, projelere de hazırlanıyor. Başlanmış projeler de var, başlanmış camiler de var. Bizimle ortak çalışan bazı şeyler var, dernek, vakıf.
ve benzeri sosyal sivil toplum örgütleri de var. Hı hı. Başladığımız camiler de var. Anladım. İnşallah sonuca eriştireceğiz. Ramazan'ı bu sene de Ramazan'a özür yine... dilerim burayı tamamlamadan. O zaman bu tür yardım etmek isteyen kardeşlerimiz camilerimizin din görevlileri vasıtasıyla müftülüğümüze, ilçe müftülüğümüze gelerek de sizden destek alıp hatta şöyle bir şey, daha hocam? Söyleyelim. Buyurun. Camilerin yapılışında bu insanlar elbette bunu hayır Allah rızası için yapıyor ama kesinlikle. Camilerin yapılmasında önemli oranda destek veren kardeşlerimizin cami ve de Kur'an kurslarına isimlerini de verme konusunda kolaylık sağlıyoruz. Yani kullanmak yani isterse. Ona şey yapalım tabii tabii diyorsunuz. Yani sülale ismi ya da işte babasının ismi ya da hoş gördüğü bir isim var ise bu ismi kullanma konusunda da cami ismi ya da Kur'an kursu ismi konusunda dikkat ediyoruz. Hassas onlar, onların istekleri doğrultusunda da bu konuda gerekli işlemleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Allah razı olsun hocam. Tabii bizim halkımız hocam malum bu konularda canşıra böyle malını, varını, yoğunu verecek durumda olduğu için inşallah bu konuda da bu çağrınıza mutlaka kulak veren, sesinize koşan insanlar olacak cemaatimizden, toplumumuzdan. Rabbimiz Teala hem onların hayrını hem sizin bu gayretlerinizi daim eylesin, kabul eylesin inşallah. Teşekkür ediyorum hocam. İnşallah vatandaşımız, kardeşlerimiz bu konuda en kısa zamanda ayağa kaldıracak diye i̇nşallah, düşünüyorum. İnşallah hocam. Tabii hocam bu programımızda son sözlerinizi alalım. Birlikte programımızı kapatalım inşallah. Evet, Resulullah'ın duasıyla devam edelim. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellena Ramazan. Ya Rabbi bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl, hayırlısıyla Ramazan'a kavuştur diye ben de Resulullah'ın duasına ortak oluyorum. Bununla birlikte biz gerek hali hazırdaki tadilatı yapılmış camilerimizde, gerek taziye evlerinde, kültür evlerinde, gerekse çadırlarda Ramazan'ı geçireceğiz. Ama inşallah bu Ramazan'dan sonraki Ramazan'a da öyle temenni ediyorum, öyle dua ediyorum, öyle bir arzum var. Çadırda ya da başka yerde Ramazan'a ulaşmadan camilerimizde Ramazan'a kavuşacağız inşallah. İnşallah sayın hocam. Hocam bu yoğun koşturmanızda bize zaman ayırdınız. Bu gece bizi yalnız bırakmadınız, kandilimizle birlikte dualar ettiniz ve müstefit olacağımız nasihatleriniz oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbimiz Teala razı olsun. İzleyicilerimiz adına var olun, sağ olun diyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu programımızın da sonuna geldik. Tabii bölgemizde ve Kahramanmaraş'ımızda depremde hayatını kaybeden tüm şehit kardeşlerimize tekraren okunan hatmi şerifleri inşallah bu gecelerde ve mütakiben Ramazan'la birlikte devam edeceğiz. Acılarınızın bastırılması adına Rabbimizden sabırlar diliyoruz. Memleketimizin, ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Rabbimiz Teala bizlere de sabırlar ihsan eylesin. Bizi Kahramanmaraş'ımızdan, Türkiye'mizden, dünyanın dört bir köşesinden izleyen tüm sevgili seyircilerimize efendim her şey gönlünüzce olsun duasıyla. Hoş kalın, hoşça kalın.